Meme kanseri memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkar. Meme kanserinin neredeyse tamamı kadınlarda görülür. Ancak erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Meme kanseri, ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türüdür. Meme kanseri ileri dönemlere gelene kadar belirti vermeyebilir. Meme kanserine erken dönemde tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırmaktadır. Erken teşhiste en önemli faktör kişinin bu konuda bilinçlenmesidir. Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Meme kanserinde cerrahi, ışın tedavisi ve ilaç tedavisi gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır. Meme kanseri tanısı konmuş hastamızın sürecini birlikte dinleyelim. Ben Ayşen Mengüberti. 2017 Ocak ayında tanıştım meme kanseriyle. Öncesinde böyle bir şey olacağını ya da benim başıma geleceğini gerçekten düşünmezdim. 2016 yılında babamın akciğer kanseri olmasıyla o yılım çok zor geçmişti. Babama çok zor, çok üzülmüştüm, çok zor atlatacak diye umut ederken tam bir yıl oldu babamla. Akabinde ben hemen meme kanseri olduğumu öğrendim. Daha önce öyle bir kitle olduğunu hissetmedim. Bir gün işten geldim, duş alıyordum. Bir anda elime sol göğsümde ceviz kadar bir şey, hani gözle görünmeyecek bir şey değil, hani tuttuğunuz zaman mutlaka elinize gelecek olan bir şey ama benim onu fark etmemem o esnaya kadar çok enteresandı. Daha sonra işte gerekli tahliller, 2-3 doktor gittim, inanamadım ilk başta. Daha sonra meme kanseri olduğum netleşti. Ondan sonraki süreç zaten hem zor hem kolay, bunu sadece yaşayan bilir. Çünkü aileniz için, çocuğunuz için ayakta kalmak zorundasınız. Bazı şeylerden fedakarlık etmek zorundasınız. Ama korkulacak hiçbir şey yok. Ben bunu ne zaman anladım? İkinci kemoterapimde anladım. Evet, saçlarımız dökülüyor, bir şekilde ayakta kalmak zorundayız. Ama ikinci kemoterapiden sonra hiçbir şekilde hani ben bunu atlatacağım, ben bunu yeneceğim. Benim gibi olan herkese örnek olacağım. Hani bir sürü şeyler aklınızdan o anda o kadar çok şey geçiyor ki. Ta ki işte doktorunuz geliyor. Evet, tedavi bitti, sonlandı. Sen bunu atlattın. Ondan sonraki kontroller. Çok güzel şeyler yaşadım ben bu dönemde. Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurdum. Doktorlarım çok iyiydi. Onlara çok güvendim. Yani hastaneye gelmek insana zor gelebilir o dönemde ama ben her zaman hep heyecanla geldim. Çünkü burada yeni bir aile kurdum kendime. Her şeyin güzel olacağına inandım. O zaman çocuğum 7 yaşındaydı. Çocuğuma bir şeyleri hissettirmemek için çok uğraştım. Her sabah ondan önce kalkıp bir bandanayı takmak. Evet, zor ama benim için kolaydı. Neden? Çünkü benim 7 yaşında bir çocuğum vardı ve onu mutlu etmek için, onunla birlikte yaşlanabilmek için bir şeyleri fedakarlık etmek gerekiyor. Hani siz üzülseniz de içinizde üzülüyorsunuz. Ama her zaman tek ilkem oldu. Yiğitliğime hiçbir zaman laf sürdürmedim. Her zaman ayaktaydım. Şu anda da hala 3 aylık kontrollerim devam. Daha 5 yılımı atlatamadım. İşte eskiden saçım döküldüğünde taktığım eşarplarımı şimdi saçımı süs olarak takıyorum. Evet, bu süreç zordu ama göz açıp kapayıncaya kadar hepsi geçti, bitti. Sadece şu anda kontrollere geliyorum. En az yılda bir kere muayene olmamız gerekiyor. Bunun 30 yaşı, 40 yaşı, 20 yaşı yok. Bütün bayanlarımız yılda bir kez mamografi, ultrason, mutlaka gerekli tetkiklerin yapılıp erken teşhisin hayat kurtaracağını unutmamaları gerekiyor. Merhabalar, İlksen Barut ben. 1973 doğumluyum. 2019 Mayıs ayında sol bileğimin kırılmasıyla birlikte yoğun iş tempomda ara verdim ve sol koltuk altımdaki bezeyi fark ettim. Bu beze belli bir süre sonra göğsümde şekil bozukluğuna sebep verdi. Bunun üzerine birçok tetkikler yaptırdım ve birçok doktora gittim. Sonucunda kötü huylu bir tümör olduğu ortaya çıktı. Ve tabii ki birçok doktora gittim. Bu bir süreç, meşakkatli bir süreç. Ve bu süreçte benimle birlikte hareket edebilecek, benimle ağladığımda ağlayan,
güldüğüm zaman gülen, insan ilişkileri gerçekten çok iyi olan, bilgisine ve tecrübesine çok güvenmiş olduğum Tınaztepe Hastanesi Başhekimi Sayın Serhat Gür Hocam'la bu süreci devam ettirmeye karar verdim. Dolayısıyla 2019'da Temmuz ayında ameliyata girdim. Serhat Hocam'ın tavsiyesiyle yine Tınaztepe Hastanesi Onkoloji Bölümü hocalarından Profesör Doktor İbrahim Petekkaya Hocam ile tanıştım. Ve onunla birlikte ve ekibiyle birlikte tedavi sürecim devam etti. 8 ay gibi yoğun bir tedavi süreci gördüm. Bu tedavi sürecindeki ilgi, alaka gerçekten beni çok çok memnun etti. Çok memnun kaldım. Bütün hocalarıma bu yüzden teşekkür ediyorum. Önemli olan burada benim eksikliğim şuydu. Ben bu hastalığımı daha önceden fark edebilirdim. Erken tanı, daha önce birinci evre olabilirdim. Eğer ki mamografi çektirmiş olsaydım, eğer ki ultrason çektirmiş olsaydım. O yüzden erken tanı can kurtarır ve tedavi ekip işidir ve ekibine mutlaka güven diyorum. Bu yüzden de başta Serhat abim diyorum. Gecenin 12'sinde de onu arayabiliyorum çünkü. Yine İbrahim abim diyorum. Yine onu da arayabiliyorum. Göstermiş oldukları ve bütün hastane personeline, ekiplerine göstermiş oldukları bütün ilgi, alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hastalarımızın da ifade ettiği gibi meme kanserini yenmek artık mümkün çağımızda. O yüzden lütfen geç kalmayın. Mamografi ve meme ultrasonografisi taramalarınızı lütfen zamanında yaptırın.